Üçüncü adıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu adımda artık klasik kurgulardan yavaş yavaş işte o yeni tip ya da işte öğrenci tabiriyle yeni nesil kurgulara geçiş yapacağız. Ama başlarken önce bazı uyarılarda bulunalım. Daha önce yapmayın, kullanmayın dediğim bazı tablolar vardı ya da tablonun sol tarafını işte şöyle kullanın böyle kullanmayın demiştim. Onları böyle farklı yerlerde parça parça vermiştim. İşte bu adıma başlarken bunları sistematik olarak bir göreceğiz. Onlar kulak dolgunluğu olsun diye verilmiş uyarılardı. Burada gerekçeleriyle şimdi konuşacağız. Niye bu kadar vurgu yapıyorum buraya? Çünkü bazı soruları verdiğim zaman o soruların çözümlerine bakıyorum. Öğrencilerin nasıl çözdüğüne bakıyorum. Soruyorum neden bu tabloyu yaptınız diyorum. Diyorlar ki işte ya işte YouTube'da izledik, işte sosyal medyada gördük ya da bir kitapta gördük. Ya da şundan dinledik, bundan dinledik. Hepsi tabii ki doğrudur. Hepsine saygımız var ama burada bizi ilgilendiren süre. Yani sözel mantık sorusu bir şekilde zaten çözülüyor. Ama biz anlatırken çok uzatırız, çok konuşuruz. Girin YouTube'da video çözümlerine bakın. Bir sorunun çözümü 10 dakika, 15 dakika. Sınavda siz bu kadar süre bulamayacaksınız. O yüzden derdimiz en kısa sürede çözülecek tabloyu yapmak. Eğer soruyu çözüp videoya başladıysanız ne demek istediğimi bu soruda çok iyi anlayacaksınız. Eğer videoya direkt başlayıp bu soruyu çözmediyseniz kaydı durdurun. Soruyu çözün ondan sonra devam edin. Mesela bu soruyu hani çözen arkadaşlarınızla konuşsanız ya da keşke görebilsek kim nasıl çözmüş bu soruyu diye. Burada 3 grup var. O zaman hemen işte şu tabloları görmeye başlıyoruz. Ben çok fazla gördüğüm için bu kadar çok uyarıyorum. Hani sayısız çözüm gördüm bu şekilde. Böyle çözen var, bu şekilde çözen var, bu şekilde çözen ya da bu şekilde hepsi. Yani bu üçlüyü sürekli e, dikey boyutta, yatay boyutta ve içeride olmak üzere sürekli gezdiriyorlar. Hiç gerek yok. Nasıl çözeceğiz? Biz ne demiştik eşleştirmeye başlarken? Gruplardan biri yukarı, diğeri aşağı. Aslında aynı şeyi yapıyoruz. Gruplardan biri yukarı, diğer ikisi aşağıda olacak diye düşüneceğiz. Şöyle yapabilirim. Mesela buna göre çözün. Eğer çözmediyseniz bu şekilde alın. Şimdi isimleri yukarı aldım. Araçları ve şehirleri aşağı alacağım. Herkes farklı bir araçta farklı bir şehre gitmiştir. Nurhan uçakla, Nurhan'a uçağı verdim. Kaan gemiyle gitmiştir. B şehrini otobüsle, onu şöyle not alabilirim. Almaya da bilirim, burada yazıyor zaten. Ama ben hani anlattığım için şurada göstereyim. C'ye otomobille gidilmiş bu şekilde. E şehrine trenle gidebilecek kadın kim olur? E tabloda zaten bir tane kadın kaldı o da Oya. O da trende nereye gider? E şehrine gider. Burayla işiniz bitti. Aslında sorular da çıktı. Bakın ilk sorunuz. Hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Oya'nın hangi ulaşım aracıyla gittiğini. Bu kadar kısa bir soru. Ve çok basit bir soru. Gördüğünüz hiçbir şey yapmadım aslında. Ama bu kadar basit bir soruyu şuna çevirirseniz harcayacağınız süreyi karşılaştırın. Dikkat edin. Gereksiz zaman kaybı. Gerçi bu gene aynı sonuca çıkacak ama niye orada bir dakika? Sadece şu kutuları bile açmak zaman kaybı. Devam edelim. İkinci soru: Murat hangi kente gitmiş olabilir? Şimdi Murat'ı şurada gemi var, Nurhan'da uçak var, o ya da tren var. Bu otobüs ve otomobili kime vereceğiz? Levent ya da Murat'a vereceğiz. Yani bunlardan biri Levent'e, diğeri Murat'a ya da tam tersi olacak. O zaman Levent ve Murat'ın gidebilecekleri şehirler zaten ne olur? B ya da C olur. Bakın bu da çıktı. E, tablodan yanıtlar çıktı ama ben hani pekişsin diye tabloyu devam ettiririm. Tamamlayayım. Hem bir şey olsun. Göz alışkanlığı olsun. Şimdi B otobüs, C otomobil. Bunları kime veriyorum? Levent ve Murat'a. Şöyle yapabilirim. Olasılıkları farklı bir renkte göstereyim. Otobüsle B, otomobille C'ye gidebilirler. Bu şekilde. Ya da tam tersi otomobille C'ye, otobüsle B'ye gidilebilir. Kaan ve Nurhan'da neyi göremiyoruz şu anda? Şehirleri göremiyoruz. Yazmadığımız hangi şehirler kaldı? Bakın A ve D şehirleri kaldı. Bunları da burada çaprazlarız. Siyahla yazdığım yerler Birbiriyle çapraz düşünülecek. Kırmızı ile yazdığımız yerler kesin olanlar. Zaten bu siyahları yazmadan da soru çıkmıştı. Peki bu şekilde çözen yok mudur? Vardı bu şekilde de çok fazla çözen arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Peki şöyle çözsek hiçbir şey değişmeyecek. Hatta çözelim. Herkes farklı bir araç. Nurhan uçakla şu anda bunu yerleştiremiyorum. Kaan gemiyle şu anda yerleştiremiyorum. B şehrine otobüsle bakın bu soruda da yani bu tabloda da bunları yerleştirmeye başladım. İlk çözdüğümüzde de bunları kenara almıştım. C şehrine otomobille gidiyorlar. E şehrine trenle giden yani buraya trenle gidecek kadın kim olur? E Nurhan uçakla gidiyorsa buraya da mecburen oyayı veririz. Aynı tabloya çıkarız. A ve D'de hangi araçları çaprazlayacaksınız? Tabii ki uçak ve gemiyi uçak ve gemiyi çaprazlarken siz orada Kaan ve Nurhan'da ne yapacaksınız? A ve D şehirlerinde çaprazlayacaksınız. E burada da Nurhan, Nurhan ve Kaan'ın altında bakın A ve D şehirlerini çaprazlamıştık. Yani bu grup yukarı diğer grup aşağı iniyor. Ki biz bunu eşleştirmeye başlarken zaten göstermiştik. Bu şekilde çözüm hiçbir şey değişmeyecek. Burada da işte yine mesela Nurhan uçak diyorsa isimleri alacaksınız. Kaan gemi diyorsa Kaan'ı alacaksınız vesaire vesaire. El alıştırması açısından çözmenizi tavsiye ederiz. Hatırlayalım. Eşleştirmeye başlarken ne demiştik? Bizim için sayılar birbirine yakınsa, birebir eşleme yapıyorsak bu tabloyla bu tablonun hiçbir farkı yok demiştik. Burada yani biz ikinci adımda klasik kurgularda bütün soruları böyle çözdük. Yani bir grup yukarıda bir grup içeride. Sayısı az olan yukarıda çok olan içeride. Ama bu da bir altın kural değil ya da bir olmazsa olmaz değil demiştik. Bu adımda ne yapıyoruz? Bu klasik kurgularda gördüğümüz şu tablo tarzına şunu ekliyoruz. ABCD adlı kişiler KLMN derslerini almıştır. PRST hocalarından almıştır diye biz bunu ekledik şimdi. ABCD adlı kişiler PRST hocalarından KLM'ne derslerini almıştır. Bakın 3 grup yaptık. 3 bilinmeyenli falan diye böyle uydurma isimler yok. 3 grup yaptık. Buradaki gösterim şu şekilde. Ahmet geometri dersini mesela Serkan hocadan alıyor. Aynı kutuda gösteriyorum. Aynı sütunda gösteriyorum bakın. Ya da resim dersini Ayla Rasim hocadan almıştır. Bakın aynı yerde gösterdik. Üçlü bir tabloya ihtiyacımız olmadı. Üçüncü ki kurguların yani bu bölümde göreceğimiz kurguların mantığı işte bu üç grup arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum böyle 3 bilinmeyenli falan filan diye bir tablo tarzı düşünmeyin. 4 e, grup olur 5 grup olur hiç fark etmez. Yeter ki biz eşleştirme için doğru tabloyu seçelim. Bir sonraki testte görüşelim.